Hoş geldiniz. B-Sart olarak Ayça Ceylan'ın Men isimli sergisine, video işine burada bir fotoğraf ve bir QR kodumuz var. Sergi 14'üne kadar devam ediyor. Bugün de Ayça ile birlikte sergiyi konuşacağız. Dilerseniz başlayalım. Evet. Hazırsan. Hazırım ben ya. Çok konuştum için her zaman çok hazırım konuşmaya yani. Merhaba, hoş geldiniz bu arada hepiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Çünkü çok duydum ki hastalar falan var, gelmeye korkanlar var. Herkes böyle bir tedirgin. O yüzden teşekkür ederim geldiğiniz için. Bilsart'a da teşekkür ederim tüm ekibe. Gerçekten kurulumu o kadar kolay hallettik ki, nice kurulumlar geçirdim belalı. Bunu söylemek istiyorum. Yani 40-45 dakikada çok kolay hallettik. Öncesinde ve sürecinde, kurulum sürecinde destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Biraz aslında kendimden bahsederek başlamakta fayda var seriden önce. İsmim Ayça, performans sanatçısıyım. Bir süredir de sanat yazıları yazıyorum diyorum. Sanat yazarıyım demiyorum. Günlük gibi yazıyorum çünkü bunları. İşlerimde daha çok onarım süreçlerimiz ve algılama biçimlerimiz üzerine çalışıyorum. Bunu nasıl yapıyorsun derseniz, şöyle aslında bir sürecim var. İşlerimi biraz ritüellerin de desteğiyle, sembolizmin de desteğiyle ve edebiyattan, tarihten çeşitli referanslar alarak hikaye anlatıcılığıyla beraber herkesin katıldığı şekilde kuruyorum. Ve bunu yaparken tabii ki spesifik bazen bağlamlarım oluyor, bazen mekana göre işlerimi üretiyorum. Bazen tamamen birileri, açık söyleyeyim, dakika söylediği bile oldu. Çünkü farklı yerlerde işler yaptım. 2016'dan beri de yani hayatımı böyle devam ettiriyorum. Sadece bu işi yapıyorum. Bunu söylemekte fayda görüyorum çünkü bir sanatçı için gerçekten çok zor. Tabii ki sadece performans fiisi ya da işte belgelerin koleksiyona gitmesinden değil, çeşitli atölyeler aracılığıyla da hayatımı devam ettiriyorum. Performans sanat atölyesi ve başka atölyeler yapıyorum. İlk önce böyle şey değilim ben, 5 yaşında, 6 yaşında sanatçı olacaktım falan diyen bir insan değilim. Öyle bir hayalim falan da yoktu açık konuşmak gerekirse. Ama şeyi çok seviyordum, gezmeyi, bir şeyler öğrenmeyi, şehirleri gezmeyi seviyordum böyle. Kıyıda köşede kalan şeyleri çok seviyordum. Belki kendi ailem de öyle olduğu için, kıyıda köşede kaldığı için kökensel olarak da bunu seviyor olabilirim. Yani bu bir nevi bizim aile mirasımız gibi bir şey. Şehirleri keşfetmek, oradaki sembolleri bulmak, biraz oranın hafızasını sözlü aktarmak. Buraya üniversite için geldim ben, İstanbul'u da değilim. İTÜ'ye gelmiştim, makine mühendisliğine. Herkes böyle şey diyor, oradan işte performans sanatına nasıl saptınız diyor. Bu soruyu soracak olanlarınız varsa hemen açıklayayım. Zaten makine mühendisliği yapmayacaktım ve ben hiçbir şeyin birbirinden ayrı olduğunu düşünen bir ailede de büyümedim. Kendim de öyle düşünmedim bu yüzden. Fizik çok seviyordum. Fizik de çok vardı makine mühendisliği derslerinde, oraya geldim. İstanbul'a geldiğimde de, İTÜ'ye geldiğimde de şehri gezdim, yürüdüm. Günde 4-5 saat bu şehirde yürüdüm ben. Ve bir iş üretmek için falan değil yani. Gerçekten bu şehirde yaşamak istiyordum. Anneannem ölmüştü, tek akrabam. Burasıyla bir bağ kurmak istiyordum. Ya çok samimi söylüyorum, şehir benim için şey oldu böyle, iyileştiren, bir sürü bana sürprizler çıkaran bir yer oldu. Rotalar edindim. Ve bu seriyi de o rotalarımdan birinde aslında ortaya çıktı. Bambaşka rotalardan bahsedeceğim ama buna dönersek şimdi şöyle bir şey. Bu seri Kilyos ve Karaköy sahil şeridi hattında. Geçen bir seri sadece o bölgeyi alıyorum. Ve o bölgedeki deniz hamamlarına, plajlara uzun uzun baktım. Ve bunları yaparken yine bir iş üretme derdim yoktu. Çünkü ben denize çok aşık bir insanım. Yani sevginin ismi bile deniz yani. O kadar obsesifim gerçekten galiba. Ve evim falan denize kurmak istiyordum. Ve İstanbul'da insanların denize ne kadar kötü davrandığını gördüm. 13 sene önce buraya taşındığımda. Konteyner gibi davrananlar vardı. Şimdi o biraz kesildi. Ama şu anda da selfilerde güzel background olarak yer alıyor. Hiç kimse hiçbir şeye teşekkür etmiyor kolay kolay. O kadar rahatsız oldum ki. Yıllar geçti. 2018'e geldiğimizde ben bu seriye başladım. Tabii ki serime başlamadan önce, Nenfe başlamadan önce hep yürüdüğüm, her hafta Karaköy'den Kilyos'a gittiğim bu sahil şeridiyle ilgili masa başı araştırmalar yaptım. Yani performans sanatı demek, kafanıza göre gidip bir yerlere bir takım hareketler yapıp, onları videoya çekip, fotoğrafını çekip ya da insanları çağırıp bir şeyler yapmak demek değil. Yani bu işin okulları da var, bu işin kuramı da var. O
O yüzden siz de bir yerlerde bir performans sanatı ile ilgili bir şey izlerseniz ya da deneyimlerseniz sanatçıya da sorabilirsiniz. Niye böyle yapıyorsun? Niye bu rengi kullanıyorsun? Bence açıklamalıyız bir şeyleri açıkçası. Öbür türlü üstün körü şeyler oluyor. Onun tanımı da başka oluyor. Happening başka bir şey, performans sanatı başka bir şey. Bunları karıştırmamak lazım. Bugün bir tık size onlardan da bahsedeceğim seriyle beraber ki işte performans ne demek, onun belgesi nasıl oluyor, bu belgeyi göstermek ne demek biraz anlayalım. İstediğiniz zaman bu arada bölüp soru sorabilirsiniz. Konuşmanın sonuna bırakmıyorum. Çünkü işlerimi de interaktif kuruyorum. Öyle hiyerarşiyi sevmiyorum. Birazdan kalkacağım zaten buradan da. Sadece kamera kaydına çıkmam gerektiği için burada oturuyorum şu anda. Şimdi, NAMF 2018'de başlayan bir seri. Ne dedik? Kilyos'tan Karaköy'e kadar dedik. Ben oraları gezmiştim. Oturdum, masa başında çalıştım. Ve şöyle şeyler buldum. Deniz kültürünü nasılmış bu coğrafyada? Denize biraz mesafeli bir kültürmüş açıkçası. Bunu Suriye'de de rastlayabiliyorsunuz. Osmanlı'da da öyle. Ama 19. yüzyıla gelindiğinde deniz hamamı diye bir şeyler yapmışlar. Özetle şu, iskeleler, etrafı kapalı evler, ilk önce insanlar onun ortasında denize girmeye başlamış. Sonra hamam gibi bildiğiniz yüzme dertleri yok yani bedenlerine tuzlu su değiyor. Bir nevi kaplıca tadında düşünebilirsiniz. Neden kapalı? Çünkü etraftan gözükmemeniz lazım. Yani 19. yüzyıldayız, Osmanlı'dayız. Bu beden falan filan işleri yani çok çok yeni işler. O zaman öyle gösteremezsiniz bedeninizi ve kadın erkek ayrı kullanıyor. Daha sonra ama onun biraz etrafına çıkmaya başlıyor insanlar. Yani önünde de giriyorlar denize, kenarında da giriyorlar. Ufak ufak yüzmeyi deneyenler var ama hala tam olarak şöyle düşünün yani bir yarım adaya kurulmuş bir şehirden bahsediyoruz. Burada hala denizle ilişkili sıkıntılı 19. yüzyılda. Savaşmak için denizi sevmek başka bir şey. Denize eğlence kültürü, hayatın bir parçası, yaşam kaynağı olarak görmek başka bir şey. O yokmuş. Tabii ki NAMF bütün bunlar olurken İstanbul Boğazı'nda doğan bir süperisi. Aslında hikayeyi hayali bir karakterle başlatıyorum. Süperilerini açıklamak istiyorum. Nehirde olanları da var. Bu denizde doğan bir süperisi. Görüyor, deniz hamamlarını görüyor, insanları izliyor. Ne yapıyor bunlar diye. Zaman geçiyor çünkü yaşları başka ya süperisiyle bizim. Ya aslında ölümlüler ama 3000-4000 sene yaşıyorlar. Zamanı öyle tanımlayalım. İnsan ömrü 70-80 sene düşünün, onun 3000 senesi olduğunu düşünelim. Daha sonra tabii ki biliyorsunuz ki Osmanlı yıkıldıktan, Cumhuriyet ilan edildikten sonra denizle ilişki bir tık farklılaşıyor. Neden? Çünkü kamusal alanda kadın erkek bedeninin yan yana gelmesi, görünmesi için plajlar da bir aracı. Ve aynı zamanda plajlar sadece günümüzdeki gibi işte Kilyos'ta beachler var ya günde 150 lira veriyorsunuz, gidiyorsunuz. O bir yüzme aktivitesi değil yani. O bambaşka bir şey. O zaman öyle değil. Hakikaten yüzüyorsunuz. Hakikaten çoluk çocuk da gidiyorsunuz. Gazoz da içiliyor, güzellik yarışmaları da var. Ama aynı zamanda akşam orada müzik de dinleyebiliyorsunuz. Çünkü konserler de var. Tamamen bir eğlence merkezi gibi düşünün. Ama fiyatını da şöyle düşünelim, şimdiki gibi düşünmeyelim. Çünkü çok uygun fiyatlı plajlar da var. Ve en büyük özelliğini bu plajların insanlar denize ulaşabiliyor. Para vermeden ya da çevrilmeden bazı alanlar. Yalnız NAMF bunları görüp hayran oluyor ve insanlarla arkadaş olmak istiyor. Karakter, şuradaki pembeli kız o. Hayran olup insanlarla zaman geçirmeye başlıyor. Yalnız 70'lere geldiğimizde plajların çoğu kapanıyor. Bu karakterin yaşını söylemiştim ya, yaşı, ortalama yaşı ve insanın zaman algısının başka aktığını düşünün. Onun için 4-5 gün gibi bir 40 sene matematiksel olarak hesaplarsak. Bu evine gidemiyor. Çünkü evine gitmenin yolunu o plajlardan biliyor. Yani insanlar plajları kapattıkları için, sahile doldurdukları için, denize saygısız oldukları için onlarla ilişki kurmak isteyen bir deniz canlısı evine dönemiyor. Hikayeyi biraz performansla böyle kurmayı tercih etme nedenim, ben şeye çok inanıyorum. Oyunlar kurarak ve çeşitli hackler yaparak olayların değişebileceğine çok inanan birisiyim. Çünkü diğer yöntemler bazen işe yaramıyor. İşte şöyle düşün yani, kadına şiddette mor gözlü kadın görmek falan. Onu pek sevmediğim için oyun ve hack işi de çok yumuşak ve herkes oyun sevdiği için bu seriyi biraz böyle bir oyuncu karakterle ve eskiden beri var olan
kimimizin duyduğu ama anlattığımızda onun mitolojik olan o yanını anlayabilecek bir karakterle anlatmak istedim Nelfi. Özetle hikaye, plajlara neler oldu, Cumhuriyet'in ilk dönem politikaları nelerdi, sonra sahiller niye dolduruldu, 70'lerden sonra olaylar nasıl gelişti, İstanbul sahil şeridinde hangi kentleri model aldılar? Yani yerel kültürlerini hiç düşünmeyip, biliyorsunuz o çok vardır Türkiye'de, yani böyle bir yere yamamak kendini, bayılır insanlar ithal etmeye bir şeyleri. Nasıl ithal ettiler ve nasıl aslında giden bazı şeyler tekrar yerle bir edildi? Bunu görüyoruz. Zaten bu serinin sadece burada çok küçük bir parçasını görüyorsunuz. Çünkü ilk şu fotoğraf Kilyos'tan denizden karaya çıktığı zaman Nelfin. Orada güneş olduğuna bakmayın. 2018 Şubat ve o gün inanılmaz soğuktu hava ve ben denize de girmiştim denizden çıktığı için. Şu güzelliği vardı. İnsanlar öylesine Boğaziçi kampüsünün tesislerine gelmişler, deniz falan izliyorlar. Kızın teki pembelerle böyle tüllerle denizden çıkıyor falan ve Şubat ayındayız. İşte performansın güzelliği burada. Ben bu arada bunlar için hiçbir şekilde kamusal alanda yapıyorum, izin almadım. İzin alınmış performanslarım da var. Yani bir tık illegalliği var bu işlerin. Gelseler ne yapıyorsun deseler bir şey diyemem gibi düşünelim. İlk çıkışı denizden çıkıyor, oraları görmüyorsunuz. Başka fotoğraflarda, videolarda var. Gideceği yolu gösteriyor aslında. Hareketleriyle gideceği yolu gösteriyor. Burada da önünde bir çukur var. Bu çukurdan 4 tane var. O çukur aslında onun her bir kopan parçası, pembe boyalar. Ve suyla karıştığında kanının rengini de pembe gibi düşündüm. Neden? Çünkü aslında bu karakter parçalanıyor. Evine gidemiyor demiştik. Evinde sadece besin bulabiliyor. Amproise diye bir yosunla besleniyor nansler. Yiyeceğini bulamadığı için ve sıkıştığı için aslında yavaş yavaş parçalanmaya başlıyor. Ve bunu yapan da açıkçası İstanbullu. Aslında bunu kendimize yapıyoruz. Yani onu Nelf diye çağırıyorum. Aslında o benim. Alt bir karakter gibi düşünün. Hepimizin kendimize yaptığımız bir şey İstanbullu olarak. Ya da İstanbulluyu şöyle tanımlıyorum. Burada yaşıyorsanız İstanbullusunuz. Bitti yani. Hani 8 kuşak olmanıza gerek yok. Daha sonra dikkat ettiyseniz orada bir tülle kaplı. İçinde hiçbir şey yok. O onun zarı. O onun kendi doğal aslında parçaları. Yalnız bu yavaş yavaş Kilyos'tan şehre geldikçe o zarı parçalanmaya başlıyor. Nasıl geliyor dediniz? Yolda gerçekten Kilyos'tan çıktım. Orada bir yol vardır. Rumeli Feneri'ndeki kaleye giden bir yol var. Uzun bir yol orası ama yolda insanlar gördü. Traktörlü amcalar, otobüsler, Boğaziçi'nin çalışanları, tesisin. Herkes izledi. Bu işin en güzel yanı neydi biliyor musunuz? Yorum yaptılar. Reklam filmi mi? Klip çekimi mi? Model misiniz? Gibi yorumlar. Ama işin sonunda yürüdüm. O çekimleri de var, hepsi var. Ama çok küçük bir parçasını görüyoruz. Yani çok uzun çekimleri var bunun. Böyle bir 30 saat falan bir sürü toplarsak. Çünkü çok uzun bir rotadan bahsediyoruz. İnsanlara ben şeyi çok önemsiyorum. Hem bir şeyi izlediler, bir takım hareketleri izlediler, pembe şeyler gördüler. Ve sözlü aktarıcılık geleneğiyle onlara bunu anlattık. Bu çok kıymetli bir şey bu arada, sözlü aktarıcılık. Bu benim ailemden de öğrendiğim bir şey. Bunu hep söylüyorum. Kökenimi söylemeyi de çok seviyorum. Benim anneannemlerin ailesi Halep, Şam ve Mısır kökenli ve pagan bir aile. Bizde sözlü gelenek çok önemli. Neden? Çünkü tek merkezli yapılar gelmişler, paramparça etmişler benim ailemin köklerini. Aslında burada da aynı şey var. Bakın dünya değişmiyor yani. Benim bahsettiğim Pagan-Hristiyan ikiliği, biz daha 2. 3. yüzyıldayız. Sıfırdan sonra düşünün olayların başladığını. 2000 sene geçmiş, aslında pek bir şey değişmemiş. Yani o kadar şey değişmedi dünyada. Biz sadece işte telefonum var, buradan izliyoruz falan diye çok büyük şeyler olduğunu falan düşünüyoruz hayatta ama öyle bir şey yok. O yüzden arkeik hafıza, sözlü aktarıcılık, bunları tetikleyecek renkler, hareketler, işlerimde bolca kullandığım şeyler. Mesela bolca şey kullanıyorum, spiralleri. Dairesel formları, tamamlayan, bütünleyen ne demektir? Mesela bir çember düşünün. İki nokta koydum, bir buraya, bir buraya. Döneceğini düşünürsünüz değil mi? Ne olur? Dönerse hiyerarşisi kırılır. Bir gün tepede olan, bir gün tepetaklak olur.
yerde olan yukarıya çıkar. Yani aslında herkese yer olan bir sistemden bahsediyoruz. Bu seri de benim yıllarca çalıştığım Hepimize Yer Var diye bir serinin aslında plajlara odaklanan başka bir versiyonu. Onu ben 2010'dan beri çalışıyorum. Mega Yapılar Beden İlişkisi üstüne bir seri İstanbul'da. Yine aynı mantıkla ilerliyor. Şehri beden üzerinden kaydediyorum. Neden bedenimi kullanıyorum biliyor musunuz? Çünkü insanlar bir beden görünce bakıyorlar ona. Yani fark etmez, çirkin bir bedene de bakıyorsunuz, güzel bir bedene de bakıyorsunuz. Ama bedenin arkasında değişen silüetlerle onları o hafızaya aktarıyorum. Yani bu iş katman katman. Önce benim hareketlerime, bedenime bakanlara, arkasında değişen manzaraya bakanlara, sembolleri okumak isteyenlere, yani çeşit çeşit kitleye açık işler üretmeyi çok seviyorum. Canlı performansları da böyle yapıyorum. Mesela şurada, ikinci durağından bahsedersek, burası, biliyor musunuz, hiç gittiniz mi? İstanbul'da yaşıyorsunuz bayağıdır. Gitmemiş olabilirsiniz. Gitmenizi tavsiye ederim buraya. Buraya gitmek çok kolay. Burası Garipçe'nin biraz ilerisi. Rumeli Feneri Kalesi. Evet, bu kale Osmanlı zamanında inşa edilmiş. Çünkü Osmanlı biliyorsunuz geldiğinde savunma alanlarını korumak için çeşitli kaleler inşa ede ede gitmiş. Yalnız bu kale ne bir restorasyon görmüş, ne başka bir şey yapılmış, duvarları yazılarla dolu. Ben buraya İstanbul'a taşındığımdan beri, 2006'dan beri gidiyorum. Ve ayda bir gidiyorum çünkü bu benim arkadaşım. Gülebilirsiniz ama ben mekanları arkadaş olarak görüyorum. Mesela bulutları arkadaş olarak görüyorum ve böylelikle etraftaki negatif şeylerden de sıyrılabiliyorum. Ve bu çok kıymetli bir şey, iş yaparken senkronlanmanız. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Hep dilinizde duyarlı olursunuz. Hayatınızda edinemezsiniz, hiçbir işe yaramaz. O yüzden minor şeyleri çok seviyorum ya. Böyle küçük, kıyıda köşede kalan, pek ilgi çekmeyen, tenezzül etmedikleri. Mesela kentsel dönüşüm çalışanların çok gitmediği bir yer. Çünkü daha farklı yerler var. O başka bir şey, ona da saygı duyuyorum ama ben kıyıda köşede kalanı seviyorum. Küçük şeyleri seviyorum. Bu kaleye gittiğimde yıllar içinde şöyle değişimleri kaydettim kendi hafızamda. Burada baştan kimse yoktu. Tinerciler vardı. Sonra yavaş yavaş şöyle düşünün. Köprü inşaatı başladı ya. İnsanlar bu taraflara gitmeye başladı. Niye? Çünkü bunun şu sol tarafında böyle devam ettiğinizde bir koya çok lüks siteler yaptılar. Gelir yani bir yol oldu orası gittikleri. Onlar gelince insanlar buraya fotoğraf çekinmeye geldiler, piknik yapmaya geldiler, düğüncüler geldi. Gerçekten. Bu videoda yok, bunun başka bir videosunda var. Arkada gelinler görüyorsunuz. Drone'la gelin çekiyorlar. Şey gözüküyor ya, bu da drone'la çekilmiş bir video bu arada tekniği. Arklar olduğu için orayı böyle bir antik Yunan tadında kullanıyor. Oysa ki değil, bambaşka bir mimar. Düğün fotoğrafı çekiyorlar. Sonra parayı bulup drone olan aileler drone uçuruyorlar. Çünkü çok güzel görüntüler elde edebiliyorlar ya. Böyle çok ilginç hafızası var mekanların. Gidip geldiğinizde tanışık oluyorsunuz. Bunları da işlerimde kullanıyorum. Bu sadece küçük bir görseli. Yavaş yavaş baktığınızda uzaklaşıyoruz. Çünkü neden uzaklaşıyoruz? Burada bedeninin tülü olan, yavaş yavaş parçalanan, evine gidemediği için parçalanan süper ise insanlara uyumak için pembe bir elbise giyiyor. Ve çizgili bir elbise giyiyor. Çizgiler çok önemlidir. Sistemle uymaya çalışıyor, belki gidebilir diye. Ve böyle bazı noktalara da çıkıp evini arıyor. Sadece plajlara değil. Ve buradan uzaklaştıkça bakıyoruz ki aslında evine gidemeyecek. Çünkü buradan da evine gidiş yolu kapanmış. Neden? Şu yan taraf plajmış. Hala biraz kullanabiliyor insanlar ama muhtemelen 5-6 seneyi o kadar kullanamayacaklar. Hemen şu deniz fenerinin arkasında 3. köprüyü göreceksiniz çünkü. Yani o gittiği için, orada bambaşka bir inşaat süreci başlayacağı için insanlar, ekonomisi değişeceği için yerinden edilir. Kendi de eder yerinden yani. 3.000 liralık evine 7.000 lira veriyorlarsa o kendi kendini de yerinden eder. Böyle bir durum var aslında çalıştığım seride. Yani hem bir 19. yüzyıl sonlarından günümüze kadar bir plaj okuması,
deniz kültürü, beden politikaları nasıl değişiyor ama süre gelen bir seri olduğu için de her şeyi canlı olarak deneyimleme, o sözleri alabilme imkanım oluyor ve insanlara aktarma imkanım oluyor. Bu seriyi daha sonra Sarıyer'de devam etti, onu burada görmüyorsunuz. Şimdi Bebe'ye gidecek bir iki ay sonra. Sonra Beşiktaş'a gidecek. Seri Karaköy'de bitiyor demiştim ya, Galata Port bittiğinde bu seri bitecek. O yüzden ben bu seriyi baştan 18 ay diye düşünmüştüm ama Galata Port'u bitiremedikleri için benim serim de uzadı. Yani sistemle ortak çalışıyor bu seri. Çünkü ihtiyacım var. Şu an gitsem inşaat alanını göreceğim. Ama ben tam bittiğinde insanlar bakalım sahili eğlence kültürü olarak nasıl kullanıyorlar? Yoksa yine oraya gidip arkadan bir sürü köprü silüet çıkacak, fotoğraf mı çekilecekler? Çünkü bakın, orada yapılan şey de tam olarak denize ulaşmak değil. Deniz kültürünü öğretmek, denizin kenarında yol açmak demek değil. Bu bambaşka beden politikaları, bambaşka kültür politikalarıyla inşa edilebilecek şeyler. Yani bu seri alttan alta, bu arada bunun günlükleri var. Yazıyorum ben. Kimle karşılaştım, ne zaman ne inşaat yapıldı, reklam mı çekiyorsunuz dedi birisi. Bana ne hikayeler anlattılar. Çünkü bu köyde bir sürü hikaye anlatıldı bana burasıyla ilgili. Sözlük belleği de topluyorum. Videoyla da kaydediyorum işlerimi, fotoğrafla da kaydediyorum, günlüklerim de var. Böyle kaydediyorum performanslarımı. Ve insanlara hikayelerini anlatmayı çok seviyorum. Burada neden küçük küçük parçalar görüyorsunuz? Çünkü henüz bitmediği için seri, işte Galata Port'la tamamlanacağı için bittiğinde bunların hepsini bir yerde görebileceksiniz. Ama benim içimden geçen bu seriyi şöyle bitirmek, sergisini yapsam da. Herkesin ulaşabileceği online bir platformla göstermek ki sadece sergiye gelen ya da İstanbul'da olan ya da bizim civarımızda bunlarla ilgilenenler gelip gitmesin. Ya ben şeyi çok önemsiyorum. Farklı kişiler gelsinler. Farklı ne demek? Hep gelen sanat izleyicisi gelmesin ya. Neden biliyor musunuz? Eşler dostlar olmasın yani. Çalıştığım konu o değil. Onarımla ilgili çalışıyorum. Bir sürü insanın onarılmaya ihtiyacı var. Ben şeyi çok seviyorum yani farklı yerlere ulaşmayı. O yüzden kamusal alanda başka oyunlar da kuruyorum, başka işler de yapıyorum. Performans sanatları eğitimime gelince de makine mühendisliğini bitirince Bilgi de şehri çok seviyordum dedim ya. Şehri de bedenimle belgeliyordum ya o hepimize yer var serimden, mega yapı bedenden. Ya dedim ben dedim ne iş yapacağım acaba dedim ilgi alanlarım böyle. İşte tarihi seviyorum, edebiyatı seviyorum. 10 sene bale yapmıştım ben, dans etmeyi seviyorum. Teşekkür ederim. Ama artık yapmıyorum ya, inanılmaz sıkıntılı bir dans da neyse sonra konuşuruz onu. Sonra bir baktım böyle bir bölüm var Türkiye'de. Performans sanatları bölümü varmış Bilgi'de. Ben dedim ki bir başvurayım dedim. Oraya girdim. Hem yetenek sınavına giriyorsunuz, hem YGS'ye giriyorsunuz. Böyle yetenek sınavı da 3-4 aşamalı bir bölüm. İlgilenenleriniz varsa aklınızda olsun. Güzel dersleri var, olmayanları var her okul gibi. Yani çok samimi bir şekilde. Ama bana çok şey öğrettiği yanlar da oldu. Özellikle performans analizi derslerinin. Ne demek? Bir performansı nasıl analiz edersinizi biraz öğrenince nasıl inşa edeceğinizi de öğreniyorsunuz. Analiz ve inşa beraber olan şeyler. Soru sormak, onu destekleyecek alt katmanları okumak, sembolleri çalışmak, renk kodlarını çalışmak, mekanla ilişkisini sorgulamak. En önem verdiğim şeylerden birisi bu. Mekana özgü şeyler üretmek. Hemen söyleyeyim. Bu tek pembe kullandığım seri değil benim. Ben 2016'da bu performansları yapmaya başladığımda, spesifik olarak o zaman yapmaya başladım. Daha önce devam ediyordum ama bir galeride o zaman yaptım. İlk bir dansöz performansı yapmıştım. Türkiye'deki oryantal tarihi. Neden insanlar çocukların dansöz olmasını istemiyorlar? Çünkü orospu olacaklarını düşündükleri için Türkiye'de istemiyorlar. Bu şununla ilgili yani herkes ona hayran olarak bakıyor, hayranlıkla bakıyor ama onu evine almak istemiyor. Seyir nesnesi olarak bakıyor. Buna çok takılmıştım. Ben de dansöz olmak istiyordum. Beni baleye yolladılar bir hafta sonra. Ben de dansöz performansı yaptım. Şöyle gerçekten arabeskle başladı. 47 dakika sürdü. 25 dakika oryantal yaptım. Bunu sadece bir gece kulübünde yapmadım burada. Gittim bir koleksiyonerin otelinde de yaptım. Yaptım yani dansözlük de yaptım ve çok mutluyum. Pembeyi kullandım. Nasıl başladı? Oradaki pembe şuydu. Pembe ne demek? Prenseslik değil mi böyle bir?
Şimdi o kod kırıldı çünkü her yerde bu aralar şey görüyorum. Pembe güçlü kadındır. Pembe iş dünyasında da gezi. Elidor muydu o marka? Bir reklam yaptı böyle pembenin gücü diye. Güzel bir reklam. Ben makine mühendisinde renklerin ışık spektrumlarına çalışmıştım. Yani her bir parçanın dalga boyu var. Çeşitli dalga boyları var. Pembenin dalga boyuna baktığımda şunu fark ettim. Pembe aslında tam da benim istediğim o oyun hack gibi yumuşak yumuşak size öyle bir vuran dalga boyu sağlıyor ki. Aslında sizin arkeik algınızda, sizin parçacık boyutunuzda iletişim kurmanızı sağlıyor. Yumuşak, müdahale edilebilir bir şey gibi görüyorsunuz ama şöyle düşünün, o kadar esneyen bir şey ki o sizi kaplıyor. Aslında çok güzel ekleyen bir şey renk kodu olarak. Ben de biraz böyle başlayıp bir imza gibi de bazı işlerimde, mesela böyle işçi tulumlu kadınlar var Bomonça'da da kurduğum oyun. Karşıda Boğa'dan başlayıp caddenin sonuna kadar, caddenin ismini unutmam. Bahariye Caddesi'nde yine bir oyun, yine pembe tulumlar. Pembeyi bilerek kullanıyorum. Yani yumuşacık bir spektrum dalgası ama senin etrafını öyle bir kaplıyor ki. Ama yumuşak kaplıyor. Yani içinde sen de hareket edebiliyorsun. Sana böyle katı sınırlar koymuyor. Bu nedenle pembeyi bolca kullanıyorum işlerimde. Çok da şaşırıyorum. Yani gerçekten kullanmaya başladığında her yer pembe değil de her yer pembe olmaya başladı. Starbucks'ta pembe olmuş. Elidor pembe olmuş. Her yer pembe oldu. Mutluyum da bu arada. Yayılması çok güzel bir şey. Bu nedenle pembeyi kullanıyorum. Bakın mesela orada bir QR kod var. O da pembe. Bunların pembesinden. Vaktiniz olursa onu okutmanızı öneririm. Çünkü o aslında bir giriş kapısı. Neye giriş kapısı biliyor musunuz? Orada, şimdi siz beni burada dinleyebildiniz ama ben burada değilim. Serginin diğer günlerinde benim sesimi duyabilecek, Nelfin hikayesini duyabilecek insanlar. Sesin kapatıldığı gizli bir giriş kapısı okuttuğunuzda sizi SoundCloud'a yönlendiriyor ve benim Ayça'nın Nelf'le söyleşisini dinliyorsunuz. Ve söyleşi şu, Nelf ne zaman doğmuş, plajlara neler olmuş, burada anlattıklarımın daha detayı. Peki işte yalılar nasıl yapılmış? Neden biz denize ulaşamıyoruz? Oysa ki denize ulaşma hakkımız var ama gidip bahçelerinde yüzemiyoruz falan. Topluca bir anlaşmış ülke bu konuda. Biraz sorguluyor her şeyi ve şunu anlatıyor aslında. Ben nefes sorularla nasıl bütün bu koşullarda bile yaşamına devam edip umudunu kaybetmemen gerektiğini, mücadele etmen gerektiğini, bütün bu yumuşaklıkla, bütün bu yoluna devam etmesiyle beraber nasıl iyileşebileceğini her şeyin. Çünkü ben bu konuda çok umutlu bir insanım. Hayatım binlerce kez yıkıldı, binlerce kez yeniden inşa ettim. Yapılacağına inanan biriyim. Yeter ki gerçekten etrafınızdaki negatif şeylerin dışında potansiyel olarak iyi olan şeylere şükredin. Mesela sabah güneş doğuyor ya, dünya başımıza yıkılmamış diye sevinebiliriz. Eleştirelim ama bazen negatifliğin içinde hava alamayız. O eleştiri de bir şeye yaramaz. Kaynayan kazan olur. Yeni şeyler ekleyin kazanınıza eleştirirken de. Ben o yüzden bu işi yapıyorum. Performans yapıyorum. Birebir ilişki kuruyorum insanlarla. Bu arada kaç dakikam kaldı ya? Çok konuşmayayım. Ha var mı? Anlatabilirim. Tamam süper. QR kodu okutabilirsiniz istediğiniz zaman. Sorular olabilir, araya girebilirsiniz. Ben bu arada size biraz şeyden bahsedebilirim. Performans sanatı ne demek? Neden işte böyle bir iş seçtiğim? Kuramı var mı, yok mu? İnşa süreci nasıl oluyor? Böyle bir şey nasıl inşa ediliyor? Biraz bahsedeyim o zaman merak ettiyseniz. Uzun uzun şeyi anlatıyorum insanlara. En sonunda çok kolay bir cümle buldum. Performans sanatı neden ortaya çıkmış diye soruyorlar. Nasıl ortaya çıkmış? Çok güzel bir soru. Ben de diyorum ki insanlara, bu bedenle yapılan bir sanat ya, bedeniniz orada olunca yapabiliyorsunuz ya, ben şimdi burada bir takım malzemeler kullanıyorum ama kullanmadan da yapabilirim. Beden var olunca yapılıyor ya bu iş. Geride beden kalınca devam ediyor bu iş. Yani beden geride kalırsa hayat devam ediyor, siz işinizi yapabiliyorsunuz. Neden performans kuramı ile ilişkili bu söylediğim cümle? Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra
şöyle düşünün ve televizyon masada sizin böyle bir akrabanız gibi olup salona, yatak odasına, her yere girdiği için her zaman savaşlar var ama o zaman daha çok masanıza girmiş, salonunuza girmiş. Büyük bir aslında travma da yayılmış. Ve gerçekten çok fazla insan etkilendiği için insanlar göç etmişler. Ya da göç etmek zorunda kalmışlar. Ve bu göçler sırasında şunu fark ediyoruz biz sanatçılarda. Ne oluyor? Eviniz yıkılabilir. Atölyeniz yerle bir olabilir. Kamusal alanda iş yapıyorsanız heykellerinizi parçalayabilirler. Ve bunların herkesin başına gelmiş bu arada. Ben şey gibi anlatmayayım, böyle masallar gibi anlatmayayım. Geride ne kalmış sanatçıların gittiklerinde? Bedenleri kalmış ya. O zaman demişler ki biz bedenimizi kullanarak bir şeyler üretmeye devam ederiz. Çünkü yaşıyoruz ve bedenimiz sanat nesnemiz olur demişler. Yavaş yavaş happeningler başlamış. 70'lere geldiğimizde 68 hareketinin etkisi de feminizmdeki aslında neler oluyor, neler bitiyor. Bunun içine dahil olmuş, video art dahil olmuş. Ve farklı bir aslında disiplin oluşmuş. Yani 70'lerde bu başlamış diyebiliriz. Bir sürü örneği var. Daha çok radikal örneklerine ilginizi çekerse yüz binlerce kez Marina Abramovic'i anlattım da onun dışında insan sergi türü yapıyorum çünkü. Onun dışında şunu diyorum. Bu kadın ilk falan değil. Tek de değil. Onun döneminde de bedeninin sınırlarını zorlayan insanlar var. Viyana aksiyonistlerine bir bakın. Viyana'da kolektif olarak bir grup bir şeyler yapmışlar. Bedeninin sınırlarını zorlamışlar. Abject denilen, istenmeyen vücut sıvılarını kullanmışlar. Bunu Viyana'da yapmaları da çok önemli diyorum. Bu süreci anlatırken kişilere. Neden biliyor musunuz? Hiç var mı tahmini olan? 70'lerde Viyana'da sokakta mesela idrar dışkı, kan gibi şeyleri kullanmak, çıplaklık kullanmak ne nasıl bir şey olabilir sizce? Ha? Dinden dolayı yapmışlar. Evet. Çok güzel. Çünkü aslında bazen öykünerek baktığımız Katoliklik o kadar sevimli bir şey değil. Hiçbir tek merkezli şey o kadar sevimli değildir. Hiçbir zaman sizin çeşitliliğinize o kadar izin vermez. Yani öyle şeyi çok görüyorum, bunu da hep söylüyorum. Süslü püslü giyinip pazar günü kiliseye gidiyorlar, ne romantik şeyini bir kenara bırakırsak. Gerçekten Viyana'da çok koyu bir Katoliklik var. Zaten duymuşsunuzdur Victorian ahlakını. Orada yapılan, kamusal alanda yapılan şey ne biliyor musunuz? Bir direniş biçimi. İnsanlar bedenleriyle direniyorlar ve çok sert bir şekilde direniyorlar ama ben burada mesela daha yumuşak oyun hack diyorum ya, rahatsız ediyorlar insanları. Toplumu rahatsız ediyorlar ama zamanına göre değerlendirmek lazım her şeyi. O kadar rahatsız olmuş gibi sanatçılarda. Yani İkinci Dünya Savaşı olmuş, insanlar yerinden edilmiş, ortalık yıkılmış, bir sürü kayıp var. Yani siz kayıp müzeleri yapabilirsiniz, anma yerleri yapabilirsiniz ama insanların ölülerini, kayıplarını telafi edemezsiniz. O yüzden biraz hırçınlarmış da Viyana aksiyonistleri. Çok iddialı şeyler yapmışlar. Mesela işlerinde ters haç falan kullanıyorlar. Bunlardan tiksiniyor toplum. Aa satanist mi falan diyorlar. Alakası yok ya. Haçı her ters çeviren satanist değil yani. Onları da bir kenara bırakmak gerekiyor hayatta. Böyle bir şey var yani. Marina Abramovic sergisine giderseniz böyle de bir bakın. Yani o aslında Yugoslavya'da yaşayıp, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bir yerde yaşayıp, çok da katı bir rejimde yaşayıp, bütün bedenini zorluyor. Zaten onun hayatı, ruhu zorlanmış büyüyene kadar. Ama tek değil, Yugoslavya'da bu olurken hemen komşusu, Avusturya'da, Viyana'da da bunlar oluyor. Sonra mesela atlarsanız Küba'ya, Küba'da da bunlar oluyor. Anamendiyata'ya bakın. Yani dünya aslında beden politikaları anlamında paralel gidiyor. Bunu böyle anlatmakta fayda var. Çünkü neden? Bu insanlar hep yerinden olmuşlar. Ya da toplumsal olarak baskılanmışlar. Bu da yerinden olmadır. Ruhunuzu almaları da birinin sizi yerinden etmiştir. Bedenleriyle direnmişler. Yani aslında direnme olarak başlamış. Ben de bu direnişi oyunlarla kuruyorum. Oyun yapınca faydası ne? Mesela zorluyla çalışıyorum. Ben çok büyük kurumsal bir yer. Ama oyun olduğunda işler değişiyor. Oyunla bir yere hacklediğinizde. Yumuşuyor. İzin veriyor. Yani aslında siz bir yeni rota açıyorsunuz orada. Bu çok kıymetli, çok güzel bir şey. Ve ben en çok şeyi seviyorum bu işlerde. Gelip insanların daha sonradan hissettikleri şeyleri bana söyleyebilmelerini. Nasıl yapıyorlar derseniz, ana taslağı var işlerimin canlı performansta. Yani başından sonuna bir planı var. Ama her dakikası planlanmış bir şey değil. Çünkü ben tiyatrocu değilim. Ben dansçı değilim. Öyle düşünün.
Ama başından sonuna da bir yapı var. Çalışılmış da, masa başı da çalışmış, bedensel olarak da çalışmış, zihinsel olarak da çalışmış biriyim. Ama oraya çıktığımda kişilerle beraber inşa ettiğim için bazı boşlukları, şöyle şeyler oluyor, beklenmeyen anlar oluşuyor. İşte ben onu çok seviyorum. Çünkü beraber üretiyoruz. Bir anda ben başlatıp sanatçı olarak başlattığımda bir bakıyorum, bir anda ben izleyen konumuna düşüyorum. Çünkü devam ettiriyorlar oyunu, bensiz de sürebiliyor. O yüzden bu işi yapmayı çok seviyorum. İşleri başlatıp süre gelmesini sağlamak, oradan çekinmek ne demek? O çember demiştim ya, ben dikdörtgen kurmuyorum, köşeli bir şey. Çember kuruyorum, yani ben de mesela tepedeyken buraya iniyorum, başka biri buraya geliyor. İzin veriyor. Genel iş yapım da böyle. Biraz tarihi çıkışı da kafanızda şekillenmiştir. Neden performans sanat diye bir şey ortaya çıkmış? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş dünyada? Zamanı ne? Tabii ki kalkıp biz, ya şöyle radikal örnekler oluyor anlattığımda. İşte Fransız devriminde o zaman giyotinle aslında yapılan idamlar da performatif bir eylem sayılabilir mi falan gibi deneysel sorular geliyor. Siz de sorabilirsiniz. Bunları tartışırız. Ama şöyle, yani biz çok kaba taslak başına ne zaman çıktığını bilirsek iyi bir şey. Sonra o eşelemeyi yapalım, bir başını öğrenelim. Ya da kuramı yoktur gibi söylemleri falan es geçelim. Bir ilk önce öğrenelim ne demiş insanlar da. Sonra ona karşı çıkıp manifestonu oluştur. Bu hayatta bu çok kıymetli. Bu işin sürecinde de fotoğraf video kaydını Kilios'un ve Rumeli Feneri'ndeki kalenin kayıtlarını Ali aldı, Ali Gülkanat aldı fotoğraf ve video kaydını. Yalnız bu videonun sesi de vardı, geldiğinizde dinleyebilmiştiniz. Sesi ben çok tasarlamak istemiştim. Deniz bana çok yardımcı oldu, sevgilim. Çünkü bana Sevgililer Günü hediyesi midi klavye almıştı ve sesi onunla yaptım gerçekten. Böyle renkli beyaz bir klavye, çok mutluydum. Su seslerinin katman katman oluştuğu bir sesi var bunun. Ses tasarımı benim, videonun bütün tasarımı benim. Ali bütün kayıtlarını, ham kayıtlarını aldı fotoğraf video olarak. Böyle bir aslında kayıt süreci de var, günlükleri de var. Daha sonra bittiğinde dediğim gibi bunları böyle hepsini ortak bir hafızaya ortaya toplayıp tekrar gösterimi olacak. Ben kısmi olarak seri ufak ufak bittikçe gösteriyorum bunları. Öyle düşünün, henüz bitmedi. Galata Port'ta bitecek dediğim gibi. Başka bana sorunuz var mı? Ben devam edeyim mi? Ben... Dün de geldiniz siz. Dün geldim. Şahane bekliyoruz. Görüşürüz. Önce sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok hoşuma giden bir kelime kullandınız. Şükredin. Hı, tabii. İnsanoğlu doğuyor, yaşıyor 68 kuşağı evine. Bir yerlere gelmek için mücadele ediyor. Düşüyor, dibe düşüyor. Çalışıyor, tekrar yükseliyor. Bunun zamanı yeri yoktur. Hı hı. Ama dipte olduğunuz zaman yine Tanrı'ya olan sevginizle kendinizi böyle şükretme, ben niye böyleyim sorgulama yerine daima pozitif düşünce. O konuşmanız çok çok hoşuma gitti. Sizi tebrik ediyorum. Ya teşekkür ederim ya. Zaten eğer ben şuna çok inanıyorum, bunu yapmazsak açıkçası üretmeye de devam edemeyiz. Çünkü doğru dürüst yaşamaya devam edemeyiz. Ya emin olun, bakın bugün buraya gelmişsiniz değil mi? Bedensel olarak bir sıkıntınız yok. Bir sürü şeye ulaşabiliyorsunuz. Yani bayağı küçük bir yüzdesiniz dünyada. Şikayet etmeyi bırakıp İnsanlara gerçekten bir şeyleri nasıl yaparız konuşmak daha iyi bir şey hayatta. Maalesef gençler hemen... Ya tabii o algı politikaları da başka bir şey ya uygulanan. Etmeyen de var. Ben çok görüyorum bazen. Tabii ki. Yani inandığınızda olabiliyor. Sadece şu var. Bakın ben bu seriyi 10 sene önce de çekebilirdim. İmkanlarım uygun değildi. Hem masa başı çalışmam gerekiyordu, hem bunların maddi boyutları da var ya, hayatta hazırlanmanız gerekiyor. İmkanlarımın uygun olmasını da bekledim. Yani her şey böyle ayağıma gelmedi, serilmedi. Ama inanırsanız ve gerçekten işiniz için dolu dolu tutkuyla çalışırsanız, her anlamda mental olarak hazırlanıyorum, bedensel olarak hazırlanıyorum, masa başı hazırlanıyorum, İşler bir şekilde, kimisi için bir senede olan, sizin için üç senede oluyor, gene oluyor. Buna çok inanıyorum açıkçası. Ve bu sayede yavaş yavaş, mesela ben ilk Art Nouveau'da, o zaman İKSV'nin altında bir binaydı, performansı bir galeride yaptığımda 2016'da.
Sonra dedim ya, dansözle ilgili performansı yaptım. Onun ismi Alev Mehtap Murtaza'ydı. Bilerek Alev karakteri vardı. Öyle dansözlerin öyle isimleri oluyor ya böyle. Hani onu burada yaptım. Daha sonra Casa dell'Arte, Bodrum'da bir koleksiyonerlerin otelidir. Oraya gittim. Yavaş yavaş atölyeme başladım. Studio X'te yaptım. Nasıl bir şey bu performans sanatını? South Galata'da yaptım. Zorlu ile işbirliği yaptım. Bakın kurumlar gitgide kurum kurum oluyor. Ama ben her zaman şuna da inanıyorum. Sokakta da yapıyorum işimi. Şuna inanıyorum. Orada yapınca orada olmuyor falan yok. Sizin biraz şeyinize bağlı, tutumunuza. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben hiçbir zaman geldiğim yeri unutmam. Nasıl zorlandığımı, neler yaptığımı, neye ihtiyacım olduğunu. O yüzden atölyelerimi yapmayı çok seviyorum. Çünkü bir sürü insanla tanışıyorum. En azından fikirsel olarak da küçücük destek olsam, çünkü ben yaparken yoktu, çok çok önemli bir şey benim için bir sanatçı olarak. Hikayelerini dinlemek, kıyısından köşesinden bir şeye dokunmak, performanslarda da öyle. Mesela ben bu Bahariye Caddesi'nde yaptığım performansa ip atlattım insanlara. Caddenin başından sonuna böyle küplerle ip atlayarak, dans ederek gittik biz. Bir hafta sonu oyun oynadık. Ve herkes oyuna katılmaya başladı. Ve herkes, Bağcılar'dan gelen gençler de, kucağında torunuyla dede de, çevik kuvvet de gülümseyerek ve onlarla iletişim kurduktan sonra fuarda işime çocuğunu getirdi. Hiç kimseyi ayrıştırmak gerçekten istemiyorum olabildiğini. Çünkü insanları ayrıştırmak bize öğretilen bir şey. Ben ülkeyi yönetmiyorum, bana ne yani, onları ayrıştırıyorsa ayrıştırsın. Ben öyle bakan biri değilim. İşlerimi de böyle kurmaya çalışıyorum. Bütünlüklü oyunlarla, hacklerle çalışarak. Oradaki dede kucağında şunu anlattı. İp atlarken, bu hikayeyi ben nereden bulacağım sözlü aktarıcılığı? Karısıyla ip atlarken tanışmış. Adam karısı için ip atlamayı öğrenmiş. Amca ama şöyle diyeyim yani, 70 yaşında adam 15-20 kere attı diyor. Böyle gençleri solladı falan. Ama hanım da orada. Biraz şey de var böyle, hala gencim falan. Gerçekten bakın yani bu mesela bir sanatçı olarak benim için ne kadar hoş bir şey, ne kadar güzel bir şey. Kişisel hayatlarına, o mahremlerine de girebiliyorsunuz. Çünkü zarar vermiyorsunuz. Onlar da sizin mahreminize girebiliyor, bedeninize dokunabiliyor. Bir anda kendileri sanatçıya dönüşüyorlar, beraber inşa ediyorsunuz. Bu güzel yanlarının yanında zorlukları da var tabii ki her işin. Her şey pofuduk gitmiyor ama onlar aşılıyor. Dediğim gibi bir senede olmuyor da 3 senede oluyor. Okey, ne yapalım? Hayat yani. Böyle bir süreci var işlerimin de. Hemen aslında biraz bahsedebilirim. Şöyle bir çok önemli bir soru. Demin demiştim ya, başından sonuna planlamıyorum. Evet, nasıl bir şey anlatacağı belli. Masa başı araştırmış, nerede çekileceği, belki nerede yapılacağı, hangi malzemelerin kullanılacağı belli. Ama şöyle diyelim ki bir saat sürüyor. İşte 3. dakikasında mavi renk gelir, sağ kolum kalkar. 8. dakikada şöyle olur. Adım adım cue'larla, tiyatrodaki gibi, danstaki gibi ilerleyen bir şey değil. Performans sanatında bakın, bedene ihtiyacınız var, mekana ihtiyacınız var, zamana ihtiyacınız var. Bunlar varoluş zaten. Okey. İzleyiciye ihtiyacınız var. Olmazsa olmazınız 4 etti. Beden, mekan, zaman, izleyici ve en önemli şeylerden birisi bu hayatta. Ne anlatacaksınız ya? Derdiniz ne? Meseleniz ne? Anlatmak istediğiniz şey ne? Bu 5'ini alıyorsun. Çalışıyorsun, planlıyorsun. Boşluklar yaratıyorsun. Delik gibi düşün. O deliklere insanlar da katılıyor. Ve ben de orada ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü kimin geleceği belli değil ki. Çocuk da geliyor. Amca da geliyor. Deli de geliyor. Herkes gelebiliyor. Ve beraber orada ortak bir şey inşa etmeye başlıyoruz. Boşluklar var. Performans sanatında bu çok önemli. Boşlukların olması. Kimi sanatçı izleyicinin katılmasını istemez. Yani çok kişisel olarak bunu işiyle bağdaşıyorsa falan, ya neyse açık konuşuk söylüyorum. Bence insanların katılması gerekiyor performansa. İstemiyorum falan filan çok abes geliyor. Ben birkaç şeye gittim burada performansa, böyle yapıyorlar bana. Performans yapıyorlar diyorlar. Şok oldum ya. Niye dedim ya? Sessizliğe niye ihtiyacı var acaba? Ama insanlar o kadar alışmışlar ki seyir kültüründe adaplı oturup, çenelerini kapayıp dokunmadan bir şeyler yapmaya, suçlamıyorum da, bu öğretilmiş. Ama bana kalırsa gelecek, müdahale edebilecek, bu riski alacaksınız, bu riski almazsanız git tiyatro yap ya, git dans et, git başka bir şey yap. Ama performans öyle bir şey değil. Size bahsettiğim örneklerine de bakabilirsiniz. Viyana aksiyonistlerine bakın.
Ana Mendiate'ye bakın, bir sürü kişiye bakın yani. Dokunabilir insanlar, katılabilir, beraber inşa edebiliriz. Yani beden, mekan, zaman, izleyici mesele. Evet. Evet. Ha? Evet, aynı seviyedesin ama mesela bazen şu da var, işte Black Box denilen tiyatroda da aynı seviyedeyiz. Ama yine de, o değil. Şimdi burada şu var, yani ben performansı yaparken böyle bile oturmuyorum. Gidiyorum, birisinin gözünün içine bakıyorum. Mesela alıyorum, performansa katıyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? Ben çıkıyorum, oraya insanların içine gidiyorum, o burada kalıyor diyelim davet ettiğim kişi. Bir anda seyredilen, işi yapan oluyor. Aslında insanlar bundan hoşlanmaz falan diye düşünebilirsiniz. Şöyle, eğer yaklaşımınız rencide etmeyecek, hedef göstermeyecek gibiyse herkes bir şey yapmaktan hoşlanır. Yani sorayım size burada, bir şey sanatçı falan olmanıza gerek yok. Üretmek, tasarlamak herkes sever bunu. Niye? Çünkü gününüzü öyle kuruyoruz ki zaten. Evinizi tasarlıyorsunuz, kendinizi tasarlıyorsunuz bir kere ya. Ne giyeyim, ne küpe takayım, ne yiyeyim, nasıl arkadaş edineyim, bunların hepsi tasarım. Hepsi bir şeyler üretmek. O yüzden yaklaşımımıza bağlı kişilerin dahil edilmesiyle beraber o hiyerarşi eriyor. Dediğim çember oluşuyor. Bunu çok önemsiyorum. Ben yani mutlaka benim düşünceme göre insanlar dahil olmalı performansa. Müdahale edebilmeli bir şekilde. Negatif de müdahale edebilir. Hakkı var. Çünkü bu da beklenmeyen bir durum. O riski de alıyorsunuz. Yani her şey güllük gülistanlık da gitmeyebilir. Hayat gibi. Çünkü orası aynı hayat gibi işte o boşluklar. Kurmuyorum orayı, kurmaca değil, ektetme değil. Evet, farkı da bu. Çok ana hatlarıyla. Diyelim, başka sorusu olan, merakı olan, ben devam edeyim. Hoş geldin. Var mı başka sorun? Tabii. İşinizle ilgili beğendiğim nokta şu oldu aslında. Bazı tiyatro eserlerinde de var, hepsinde yok ama mekan bir karaktere dönüşüyor aslında sizin işinizde de. Ha, evet ya. Böyle o mekanla bir ilişkilenme biçiminizi aslında biraz bize anlatıyorsunuz. Ve toplumsal bilinçte bir şekilde çıkıyor yani istersiniz de olsa işte oradaki değişimler, dönüşümler, etkileri, bedenin etkisi, parçalanması, yok olması. Onu çok çok sevdim. Ya. Çünkü mekanla ilgili benim de böyle bir şeyim var. Takıntım var aslında. O mekanın karaktere artık dönüşmesi. Birey gibi aslında o ilişkilenme biçiminiz çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki hem de gözden kaçan bir şey. Evet, çünkü aslında biz onun üstünde yaşıyoruz. Evet. Umursamıyoruz. Aslında birçok şeyi umursamıyoruz. O yüzden mekanda umursamıyoruz. Mesela yürüyorsunuz, ağaç mı var orada? Umurumuzda değil falan. Yaprak mı düşmüş? Umurumuzda değil falan. Ama yani düşünsenize, yani o yürüdüğün parkta ağaç olmasa, hepsi gitse ne yapacaksın sen ya? Oksijensiz kalacaksın, gideceksin yani. Bu kadar basit hayat ama umursamama gibi bir halimiz var. Mekanla ilişki kurmak şu demek aslında kıymeti. Özellikle bu coğrafyada da arşiv sorunu var Türkiye'de. Açık konuşayım. Gerçekten arşivler problemli. İşlerimi kayıt altına almayı o yüzden kıymetli buluyorum. Aslında performans sanatı üzerinden iyi yaşa canım. Şeyi yapıyorum yani, hafızayı kaydediyorum. O kadar kayıtlara ulaşabildiğiniz bir yer değil. Neden? Aslında bu Türkiye Cumhuriyeti ile de ilgili bir şey değil. Osmanlı'da da yokmuş. Yavaş yavaş kurulan bir cumhuriyet yeni kuruyor arşivini de. Yani biz 300 senelik falan kurumları olan bir yer falan değiliz. O yüzden kayıt altına almayı çok önemli buluyorum işlerimi. Almayan performans sanatçısı olabilir. Böyle şeyler de duyabilirsiniz. Ben almayı tercih ediyorum. Çünkü daha sonra göstermek, oradaki kitle dışındaki bir gruba aktarmak, yerleştirmek de başka bir parçası bunun. Buna da zaten performans belgesi deniyor. Belgeyi fotoğrafla, videoyla, çeşitli günlüklerle, isterseniz performansta kullandığınız malzemeleri de belge olarak tanımlayabilirsiniz, bunları sergileyebilirsiniz. Örneğin Orlan diye bir performans sanatçısı vardır. Estetik ameliyatlarla yüzünü değiştiriyor, sanat tarihindeki diyelim ki en iyi çeneyi kendine yaptırıyor resimdeki. En iyi yanağı kendi yaptırıyor ve bakalım en iyiyle birleştirme nasıl olacak diye bakıyor. Gerçekten bedenini değiştiriyor. Bir şey yapıştırma değil yani bu kadının yaptığı şey. Şundan anlatıyorum, çok ekstrem örneği. Gazlı bezler var ya ameliyatlardaki, bunu performans belgesi olarak tutuyor ve birkaç koleksiyonda da var. Yani bakın bu da işin aslında ekonomisi, işin koleksiyon kısmı. Neler alınabiliyor, nelere dönüşmüş artık toplama kültürü, biriktirme kültürü. Bunlar da başka yanları. Ben şöyle günlüklerle, videolarla, fotoğraflarla kayıt altına alıyorum işimi. Bazıları tabii ki kıyafetleri, malzemeleri duruyor.
Şu ana kadar birkaç koleksiyonda fotoğrafları var işlerimin. Bir Patara serim var benim. Bu sene Patara yılı bu arada. Çok mutlu oldum 2020'a. Patara ile ilgili, evet 2020 Patara yılı ilan edilmiş. Vaktiniz olsa gidin görün. Reklam aldık gibi oldu buradan. Değil mi Patara turizm? Değil. Bence değil. Niye biliyor musun? Ben oraya insanların ne kadar az gittiğini de gördüm. O yüzden biraz daha gitmelerini. Çünkü bir antikenti yağmalayamazlar gidip. O yüzden korkmadım. Yani orada çok da kalamazlar. Niye biliyor musun? 42 derece yazın. İyi akşamlar. İyi akşamlar, görüşürüz. 42 derecede orayı yağmalayamayacakları için en fazla şunu yapacaklar. Tiyatroya gezecekler girişte zaten. Likya Birliği'nin meclisi var. Yani şöyle düşün, tiyatro, meclis, agora. Oraya dolaşıyorlar. 6 yazdır gidiyorum da 5 dakikada çıkıyorlar. 42 derece nefes alamıyorlar. Yağmalayamayacakları için iklim koşulları elverişli. O yüzden yıl ilan edilebilir. Evet. Zaten şu arada şeyi var. Mekan 2 kere kumlarla kaplanmış. Kum rüzgarları, sahildeki kumlar oraya geliyor. Yani biraz rahatsız da oluyorsunuz. Hem sıcak hem kum yapışıyor falan üstünüze. Kendi kendini koruyan bir yer. O yüzden oranın yıl olması hoş. O seriden bir takım fotoğraflar koleksiyonlarda. Bu işin ekonomisinden de bir tık bahsedersem, canlı performanslarımda prodüksiyon bedeli istiyorum. Bir sanatçı film var, onu istiyorum. Bunlar çok önemli bence. Şey değil bu yani, açılışta gel yap, görsün arkadaşlar gibi bir şey olmamalı. Öyle de yapılabilir ama bu kalmamalı. En azından başladığınızda yapabilirsiniz ama sonra kalmamalı. Yani prodüksiyon bedelinizi isteyebilirsiniz, fiinizi isteyebilirsiniz. Bu canlı performans sürecinde. Ve oradan benim için de bir ekonomisi var. Fotoğraflarımı satıyorum dediğim gibi. İkinci ekonomisi. Bunu da açıklıyorum çünkü çok önemli. Sanatçı söylemek istemiyor ama ne yapıyorsun arkadaş gününü, ne yapıyorsun? Ailenden kalan miras yoksa yani ben hani öyle bir şey yok. Yapacak bir şey yok o zaman. Bahsetmem gerekiyor herkese. Atölyeler yapıyorum dediğim gibi. Mümkün olduğunca kurumlardan almayı tercih ediyorum atölyelerin parasını. İnsanlar ücretsiz gelebilsinler diye. Çok büyük kurumsa kurumdan alıyorum. Bu ikinci kısmı. Mesela nasıl bir şey bu performans sanatı atölyemi? 2017'den beri yapıyorum. En son Antalya Belediyesi beni davet etti atölyemi yapmam için. Kendileri ödediler. Çok güzel insanlar ücretsiz katıldı. Böylelikle Antalya'da performans sanatını konuştuk 3 gün boyunca. Böyle güzellikleri oluyor işin yayılmasının. Bu ikinci ekonomi kısmı benim için. Bir süredir de sanat yazıları yazıyorum, Milliyet Sanat'ta. Günlük gibi yazıyorum. Nasıl bunların günlüğü varsa tekste ilişkim vardı. Bu da üçüncü ekonomisi benim için. Arada da performatif işbirlikleri oluyor markalarla. İyi yaşayın bu arada, kim hapşırdı görmedim. Örneğin Duru'yla yaptım, bir takım markalarla. Bu da ekonomi kısmı. Yani bana şu an soru sormak isterseniz işin ekonomisi vesaire her şeyi sorabilirsiniz. Yani bu çok önemli. Çünkü nasıl ürettiğimi anlattım, seriyi anlattım ama bu işin ekonomisi nasıl yürüyor? İşte nasıl üretiyorsun, gündeliğini nasıl geçiriyorsun? Bunlar da çok önemli. Çünkü çok konuşulmuyor. Konuşmak kıymetli bir şey bunu. Yani birebir yaşamış biri olarak aktarıyorum size. Böyle bir durumu var işin o kısmının da. Günümü de mental olarak gerçekten tepeme yıkılmadığı için dünya, her sabah çok mutlu uyanıyorum. Her şey korkunç olsa bile hayatımda. Bulutları izliyorum. Deniz çok iyi biliyor. Bulut arkadaşlarım var. İnanıyorum yani arkadaşlar. Bulut günlükleri tutuyorum. Güneş olmayan günde. Güneş varsa da biraz güneşle beraber bedensel olarak da kendimi ne diyelim stabilize ediyorum. Duruyorum. Hareket etmiyorum. Olabildiğine duruyorum. Çünkü dışarıdaki her şey çok hızlı hareket ediyor. İşlerimde de hareket ediyorum ama durmayı tercih ediyorum. Sabah böyle başlıyorum. Duruyorum, güneş varsa güneşle duruyorum, bulutlar varsa bulut günlükleri tutup duruyorum, su içiyorum bol bol. Tabii. Bulutların böyle çok bitişik oluyor ya, bayağı kapatıyorlar. O zaman nasıl izliyorsun? Çok hareket etmiyorlar. Nasıl bir konuşma geçiyor? Çöktüğünde diyorsun, alçak basınç olduğunda. Ben bir şeyleri seviyorum. Bu. Tek tek oluyor ya. Olmanızı tatlılar böyle. Fıfıdık ki. Ama bence olmuyor. Bugünlerde mesela bayağı oluyor. Ya şeyden, alçak basıncı şeyden seviyorum. Ben de çocukken sevmezdim. Sonra anneannem bana şunu demişti alçak basınçla ilgili. Alçak basınç olmasa, yağmurlar yağmasa bu su dengesi ne olacak, yaşam ne olacak? Dünya senin etrafında dönmüyor demişti. Ben onu, evet özetle bu.
Ben tabii bunu yıllarca tabii ben de isyan ettim. Mesela kar yağmasın falan diyen bir insandım. Ama sonra biraz o bütünle beraber olmak istediğinde ben Tanrı değilim, Tanrıça değilim. O su lazım. Evet, bulutlar alçak basınç olup birleşecek ki bize yaşamı getirsin. Ben su gelecek diye ve rüzgar yönlerini falan bir tık biliyorum dedemden dolayı. Dedem denizle çok ilgiliydi. Ben adada büyüdüm yazları, Santorini'de. Bu deniz merakımın bir kısmı da oradan. Rüzgar, yağmurun gelmesi falan bazen tahmin edebildiğim için, bir süre sonra ne zaman geleceğimi bildiğim için çok rahatlıyorum. Kokusunu izlemeyi, yaşam geleceği için bana iyi hissettiriyor. Ama şunu diyorum tabii ki, bedenim rahatsız oluyor, sıkışıyor. Ama dayanman gerekiyor. Çünkü yaşamın gelmesi için bazen beklemen gerekir. Bir şeylerin ölmesi, bir şeylerin sıkışması gerekir hayatta. Mesela öyle bir pagan bayramı var, aklınızda bulunsun, Samhain diye. Samhain'i cadılar bayramı olarak kutluyorlar. Gerçekten çok korkunç bir şey. Ama Samhain şudur, son hasattır. 28 Ekim'de kutlanır. Turuncu masalar kurulur. Kök, yumru gövdeli bitkilerden yiyecekler yapılır ve siz ölümü kutlarsınız. Niye biliyor musunuz? Yaşam gelecek diye. Çünkü yaşam için nadasa ihtiyaç var, beklemeye. O bulutlar bana onu çağrıştırıyor mesela. Ben bir şey söyleyeyim. Ekonomik olarak birazcık da tükendiğini değerlendireceğiz. Her şeyi sanatınıza verdiği zaman yapacak bir şeyiniz kalmadığında ne yapmayı planlıyorsunuz? Mesela? Yani mesela bir sergi bitecek, başka bir sergiye başlayacaksınız, başka bir konuya başlayacaksınız ama... Bir de bitti bir gün. Bitti. Yani onu hiç düşündünüz mü? Ne yaparım o zaman diye. Çok güzel bir soru. Neden bitmez biliyor musun? Ben işlerimde ilk önce kendim üzerinden kolektif belleğe çalışıyorum. Bitmesi için benim ölmem gerekiyor. Öyle bir şey var. İşimi iyi kurdum. Tezgahımı iyi yere kurdum. Öyle düşünün yani. Unutamadığınız bir şey var mı performans sırasında? Valla açık söyleyeyim, hepsi birbirinden biricik, hepsi birbirinden tatlı. O hiyerarşiyi kuramıyorum. Kimisinde çocuklar katılıyor, çocuklarla bir şey paylaşıyoruz. İnsanlar zannediyor ki onu önceden hazırladık, o kadar denge oluyor. O yaşlı amca anlatıyor, patarada bambaşka bir şey. Hepsinin bir biricikliği var. Yani her hikayenin kendine özgü bir şeyi var bana anlattı. Benim de onlara anlattım. O yüzden ayıramıyorum. Ben zaten pek ayıramam hayatta öyle. Mesela bana deseniz ki favori filmim falan yok. Yani sevdiğim şeyler var. Mesela kitap deseniz sevdiğim var falan. Mesela psikiyatrisi, Jung seviyorum ama tek değil falan. Evet, tam ayıramıyorum ben onları. Galiba öyle bir şeyim yok. Bir bilgim mi yok acaba? Onu çünkü ben kendimde de bazen sorguluyorum. Bana bazen mesela 3 tane bir şey söyle diyorlar söyleşilerde. Diyemem. 3 tane seçemem yani. Nasıl seçeyim? Hani o kadar kıymetli şey varken. Ay teşekkür ederim ya. Atölyemden tanışıyoruz biliyor musunuz? İlk atölyemden, Stüdyo 2'den. Onun için bir kere daha burada teşekkür etmiş olayım. Ay yok ya, ben teşekkür ederim. Sizin arası düşünmeye çalıştığım dönemde çok şeye yol açtın o atölyeye beni kadar. Ya. Çok teşekkür ederim. Benim de çok güzel oldu benim için de valla atölye. Biz de serbest çalışan tasarımcılar olarak birbirimizden habersiz, kendimiz bir şeyler en yoluyla belirleyerek bağımsız çalışmaya çalışıyoruz. Aslında çok farklı yok aramızda. İçerik ve çıktı farklı. Tabii. O yüzden çok teşekkür ederim bu samimiyetine. Hem duymak hem de duyulsun diye sormak istiyorum. Nafi kafanda kurduğun zaman kendi imkanlarınla yaptığın ve başını kaçırdığım için belki ikinci baskı olacak. Kendi imkanlarına yaptın ve sonra mı tercih ettiğin alıcılara ulaştırdın? Yoksa çok güzel sordun. Benim bir hikayem var, ben bunu yapmak istiyorum. Dedim. Sponsor mu buldun? Yani sponsor demiyorum ben ona. Bariz herhalde yayınladığın yerler sponsor değil diye düşünüyorum. Sponsor. Yapacağım, destekleyin beni ve böyle güzel bir şey çıksın mı dedim. Yoksa bir siparişimi aldım. Çok güzel. Aslında ne kadar güzel. 3 türlü farklı çalışma şeyimi şu an anlattı. Evet, ben bazen sipariş de alıyorum. Demin konuşmanın başında demiştim ya, dakika siparişi veren de oldu. Sorun değil, verebilir bu arada bir yerler. Buna kapalı bir insan değilim. Çünkü mekana özgü ve çalıştığım bağlam belli. Karışmadıktan sonra sorun değil. Nef için sipariş almadım ve sponsor bulmadım ya da bir işbirliği bulmadım.
Nam şöyle bir şeydi. Ben bu deniz olayını çok dert edindiğim için kişisel olarak yapmaya başladım. Ama zaten ben şöyle çalışmıyorum bu arada. Bu nef devam ederken hiçbir şey yapmıyorum diye bir şey yok hayatımda. 100 bir şeyi aynı anda yapıyorum. Mesela nef devam ederken ben gittim. 2010, yani ondan önceki yaz Contemporary İstanbul Collector Stories diye bir kitap çıkarmıştı. Koleksiyonerlere kapalı etkinlik yapıyordu Bodrum Kempinski'de. İşte onlar benden şunu istediler. 20 dakikalık bir performans istediler. Gerçekten 20 dakika dediler. Ya çünkü gece planlamışlar, Sertab Erener falan konser verecek, 20 dakika varmış. Olabilir, 20 dakika da yapılabilir bir şey dedim. Hiçbir bağlamıma karışmadılar. Ben de 20 dakikalık, o mekanla eşleşen, uçucu bir iş yaptım onları. 20 dakika uçucu bir şey ya. 20 dakikayı da ekleyebiliyorsunuz. Bu siparişti mesela. Zaten oradan bir para gelmişti. Zaten atölyelerimden bir para gelmişti. Yani işi, bu işi şey yapmadım. Baştan parasını bulup devam ettirmedim. Ama mesela böyle sipariş bir iş olabiliyor. Atölyelerden bir şey gelebiliyor. Bu seriyi devam ederken Patara serimden ve Hepimize Yer Var serimden fotoğraflar satmıştım. Onlar devam eden seriler ve çıktıları olduğu için bu da başka bir gelir durumuydu benim için. Sonra yine bu seriyi mesela şimdi burada gösterirken dediğim gibi Antalya'da atölye yaptım belediyeyle. Bunun bir kaşesi vardı. Duru markasıyla Kasım ayında bir etkinlik yaptım. Mesela başka bir ayağını söyleyeyim hemen. Onlar da sipariş ettiler benden. Dediler ki biz arınma üzerine bir etkinlik istiyoruz. Çünkü yeni detoks duş jeli çıkardık. Böyle bir telefon geldi. Çok ilginç gerçekten. Ben çok mutlu oldum ama. Hakikaten. Çok mutlu oldum ya. İnanılmaz güzel işler oldu. Çünkü küçük bir atölye yaptık. Ve şöyle düşünün, takipçi sayısı 500 binin üzerindeki 35-40 kadınla beraber biz arınma ritüeli yaptık. Atölyesi tasarladım onlara. Bu bir siparişti, bunun bir bedeli vardı. Nasıl oluyor bu iş? Arınmayı istiyorlardı. Dediler ki biz duş jeli çıkarıyoruz. Arınmayla ilgili ne yapabilirsin? Performans mı, atölye mi olur? İşi anlatayım, kafanıza netleşsin. Ben dedim ki, bence atölye daha iyi olur. Çünkü insanların daha fazla katılabileceği olur. 45-50 dakika arası bir atölye tasarladım. Tanrıça ritüellerinden başlıyordu. Mısır'daki suyla ilgili bir takım hareketler vardı. Bedeni aktive edecek, beden haritasını aktive edecek spiral bir takım ufak tefek bedene baskı masajları vardı. Ve en önemli şey benim için şuydu oradaki ek. O kadınların telefonlarını ellerinden bıraktırmaktı. Ve gerçekten bıraktılar biliyor musunuz? Öyle şey yapmamıza gerek yok insanlara. 2 milyon takip ediyor. İşte donuna kadar koyuyor falan değil. Ortamı olunca insanlar her şeyi bırakabiliyorlar hayatta. Kendilerini ifade edince. Çok güzel şeyler paylaştık. Orada mesela ben onlara mekana kadar da söylemiştim. Oturma düzenine kadar sormuşlardı. Bütün her şeyi yaptılar. Bir siparişti. Feriye'de yapmıştık. Neden Feriye'yi seçmiştim? Su kenarında nötrlenmeleri gerekiyordu arınmayla ilgili. Şahane bir sabah oldu. Böyle bir sürü farklı ayağı var ekonomik olarak. Neden bunları yapıyorum? Çok samimi söyleyeyim. Para kazanmam da gerekiyor. Gerçekten hayatımı böyle devam ettirdiğim için belki başka imkanları olan başka birisi başka türlü konuşabilir size. Yani evet bir markaya atölye yapmak benim işime hiç karışmadığı için bir sanatçı olarak beni rahatsız etmiyor markalarla iş yapmak. Ne güzel keşke bir sürü sanatçıya ulaşsalar markalar. Mesela reklamlarını öyle çekseler. İşlerini öyle yaptırsalar da bu işin ekonomisi de başka türlü olsa diye düşünüyorum. Ben bir müddet sormak istiyorum performansla ilgili. Hani bir müddet işte dokumentasyonlarla ilgili bir takım şeyler tutulduğunu, yazılar yazdım. Onlar sergilenecek mi ya da başka bir şey düşünüyor musun? Onları sergileyeceğim. Sadece bunun değil, Patara'nın da günlükleri var. Mesela burada aslında günlüklere dahil olan bir söyleşi var. O QR kodu okutursanız, okuttuğunuzda size bir ses kaydına yönlendirecek. Yani giriş kapısı diye tanımlamıştım onu. O günlüklerin tadımlık bir yerine girebileceksiniz. O sesi dinleyebileceksiniz. Bir 13-14 dakika olabilir ses kaydı, tam hatırlamıyorum. O aslında yazılı bir metin. Evet. O metin yazılı olarak yayınlandı ayrıca. Yine onu ben şöyle yapıyorum. Bu seriyi ben daha önce biten bir kısmının sergisini yaptım. Konrad'la bir sergisini yaptım. Ayşegül'ün böyle bir konsepti vardı Ayşegül Sönmez'in otel odaları ile ilgili.
fuar kapsamında olan bir şeydi Contemporary İstanbul'da. O zaman gösterdim. Parça parça bittikçe mekanlarla olan entegresine göre farklı parçalarını görüyorsunuz. Ve farklı oturmalarını. Mesela bakın burada bu fotoğrafın üstüne, dün çok konuştuk bunu, şu yansıyor. Buradaki hafıza yansıyor. Eğer yakınına giderseniz, bunun üzerinde hareket eden Diyasek baskının da özelliğinden dolayı bütün kale görüntüsünü göreceksiniz. Gösterdiği yönden akan hafıza bu videodan. Yakından bakabilirsiniz konuşma bitince. Biz dün çok mutlu olduk. Acaba olur mu diyorduk. Buradan da gözüküyor. Yani bu şey çok önemli. Bu mekan böyle bir yerleştirme için, bu serinin bu parçaları için çok uygundu. Ve gerçekten şey bir yer değil burası. Şu işi seçtik, bunu seçtik gibi bir çalışma tempoları yok. Sanatçıya bırakıyorlar. Yani çok kıymetli bir şey proje alanı olması. Çünkü böyle şeyler çok yoktur. Galeriler vesaireler bu kadar çalışmayabilir. Ticari kaygıları da olduğu için suçlamıyorum. Ama burada böyle bir imkan vardı. Ona göre bir yerleştirme oldu. Ufak ufak parçalardan çıkarıyorum tadımlık diyelim. Günlükler de bittiğinde hem sergide olacak hem de aslında benim derdim, konuşmamın başında şey demiştim, online olarak buna ulaşabilecek bir platformunu kurmak. Site de olur. Ya da online bir PDF, hepsinin içinde olduğu. Videoların da eklendiği, tıkladığında insanların indirebileceği ya da bir aplikasyon. Ama bu niye, neden tam söyleyemiyorum? Yine bir bütçeyle ilgili. Muhtemelen bu seri bittiğinde onun bir şeyi bulacağız artık. Bulunur, inanıyorum hayata. Bununla ilgili bir şey. Ama sergisi olacak bu arada, büyük sergisi. Tam mekanı söylemiyorum. Çünkü tam konuşuyoruz, netleştik gibi. Ama davet ederim tabii herkese. Eylül sonunda bir sergisi olacak seriyi bitince. Böyle 25 parça işten. Bir su deposunda. Bu kadar söyleyeyim. Gerçekten su deposu... Şaşı su deposu bulmuş değil mi? Gitmiş, sahibini rahatsız etmiş. Günde 10 kere. Öyle olmadı ya. Onlar kendileri bulutmuşlar. Tesadüfen tanıştık. Oranın yöneticisi de gerçekten. Hatta sizin sayenizde tanıştım. Cemre sayesinde su deposu bulmuşlar falan filan. Böyle çok güzel oldu. Yani böyle şey çok acayip. Gündelik hayattaki karşılaşmalarınız, kendinizi anlatmanız, çok farklı şeyler çıkabiliyor karşınıza. Günlükler öyle. Ama Patara günlüklerinin bir kısmını mesela işleri sattığım kişiye sadece fotoğraf vermedim, ses kayıtlarını verdim. Yani o fotoğrafın oluştuğu hal, o durumun oluşturduğu, o bir an duran anın 45 dakikası nasıl hissettirdi? Hepsi 45 blokluk, onları verdim. Ama merak ediyorsan birkaç tane şeyi atarım. Çünkü ben şeyi çok seviyorum, işlerin girişini biraz böyle düz yazı, şiir arası yazmayı, edebiyatla ilgilenmeyi seviyorum. Okuyucuyum, ya okuyorum. Onu diyorum hep böyle, hani yazar değilim. Sanat eleştirileri yazıyorum. Sanat yazarıyım da demiyorum. Ama demem gerekiyormuş, öyle dediler birkaç kişi. Bilmiyorum, alışırım herhalde zamanla. Title'a alışmak zor bir şey hayatta yani. Böyle. İşin ekonomisini nasıl belirliyorsun? Yani sanatçı olduğun için belli kurumların listesi midir? Hayka gibi örnekler mi? Yok. Yoksa sen maliyeti bu, ben kendim bunu içiyorum mu? Baştan öyle bir imkanım yoktu. Ben kendime şu maliyeti biçiyorum diye. Çünkü öyle bir yerde yaşamıyoruz. Bana maliyet biçiyorlardı. Normal. Yani hani fotoğraf bedelleri de öyleydi. Çok daha düşük bir şeyden başlamıştı. Şu an bir 5 katı falan. Neye bağlı biliyor musunuz? Gerçekten herhangi bir başka işten ayrılmıyor bu da. Yaptığınız kurum, ilişki kurduğunuz mekanlar, işte gittiğiniz koleksiyon varsa o. Hangi kurumlar, kimler? Hepsinin bir kaşa bedeli olduğu için ortalama onun altına düşmeyeceğinizi söylüyorsunuz. Ama diyelim ki benden bir STK ya da bağımsız bir yer bir şey istedi. Ya ben oraya ücretsiz de yapıyorum bu arada. Hiç problem değil. Mesela konuşmaya da gidiyorum. Öyle bir şey değil. Asla değiştirmem değil. Bu benim esnettiğim bir şey. Ama karşımdaki de yani holdinginse bir zahmet bir bedelini vermeleri gerekiyor. Çok büyük yapılar var yani Türkiye'de çünkü. Hani var onların da bütçeleri biliyorsunuz. O zaman orasıyla başka oluyor. Ama mesela performans atölyelerinin artık bir şeyi var, limiti var. Kurum vereceksen ne kadar olduğuna dair. İşte işlerin var. Fiinin kuruma göre bazen esnetiyorum. Yani mesela atıyorum bir yere 8 bin dedim. Ama
Öbür kurum daha ilk defa yapılacak o kentte. Mesela o atölyede o kentte ilk defa yapacak. Yarı bedelini de söyleyebiliyorum. Ama o biraz benim kafamdaki karara bağlı. Ana yapı hiç yapılmayan bir yerse biraz inebilir bütçeleri eğer öyleyse. Biraz böyle ama performansta şey gibi değil ya. Mesela AYKA gibi bir kurum yok belirleyen. Mesela onlar belirliyor şu kadar sayfa bu kadar falan diye. Yok performans sanatı. Güncel sanatta da öyle ya. Yani siz girdiğiniz koleksiyonu açtığınız işte galeriye, kuruma göre bedel. Kurumda da öyle. Evet, her yerde öyle. Ya aslında fark etmez. İK olsanız da öyle. İşte atıyorum, Garanti Bankası'nda çalıştıysanız sonra gideceğiniz kurum Garanti Bankası referans oluyor ilk çalıştığınız yer. Yani o kadar ayrılmıyor. Disiplinler de birbirinden ayrılmıyor bu arada. Görüşürüz. Galiba başka soru var mı? Ben bir soru soracağım. Bir seriler oluşan. Evet. Hı-hı. Saate bakayım. En son serinde bir su da kutladık. Bir parça daha. Birkaç parça devam edecek serinin sergiler nerede olacak? Hemen şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Karaköy'e kadar gidiyor ya Kilyos'tan. Kilyos'ta çektik, bitirdik. İzleyicimiz vardı, belgeledik, kaydettik. Kaledekini yaptık, belgeledik, izleyicimizle kaydettik. Sarıyer'dekini yaptık, bitirdik, kaydettik. Bebek'te olacak, Beşiktaş'ta olacak, Galataport bitince Galataport'ta olacak. Üç aşaması daha var bunun. Böyle bir daha çekilmeyen yanları var. Ve açıkçası şimdi buralarda biz az insan görüyoruz. Şehre girince işler karışacak. Sarıyer'de bile bir tık değişiklikler oldu. Şimdi bebeğe geçince Beşiktaş'ta falan siz görün yani olayları. Gerçekten. Ben heyecanla bekliyorum yani. O şey anlamında diyorum ya, tatlı yani olay. Hani o şey anlamında değil. Beşiktaş maçı. Bence Beşiktaş beni çok seviyor şu anda. Hemen söyleyeyim, Beşiktaş'ın iletişim müdürü burada mesela. Ya. Ben ayarladım geldim Beşiktaş'ı diyormuşum. Taraftar arkamda, daha ne isterim falan. Yani bu arada şey tabii İstanbul sahillerin büyük bir kısmının doldurulmuştu vesaireyi ve seviyelerini düşününce bir sürü yerde o var. Hele hele alt katlar girildiğinde bir sürü yapı var. Ama ben Beşiktaş'ta şeyde yapmak istiyorum bunu, İskele bölgesinde. Neden biliyor musunuz? Geliş geçiş, otobüsler, bir yerden gelip geçen de görsün, aklında kalsın. Ne bu ya desin, gitsin yaysın. Pembeli bir şey gördüm falan. Ne acaba? Şehir efsanesi, bu önemli bir şey. Biraz böyle devam edecek. Bebek'te Bebek Parkı'nda yapacağım. Orada çok uzun yıllardır yüzen tek bir kadın var bikinili. Bilmiyorum şu an yaşıyorum, bayağı yaşı var çünkü bu yaz olacak mı ya da. Orada bir bölge var. Hatta oradakine insanları da davet etmeyi düşünüyorum. Gelip yüzmeniz için. Ortak bir etkinlik gibi düşünüyorum. Yani katılımcılarla beraber gerçekten suya girmekle ilgili. Akıntının bulaşmadığı güvenli bir yüzme alanı var. Test ettim. Asla o bölgeye akıntı gelmiyor çeşitli rüzgarlarda. Can güvenliğinizi de düşündüm. Böyle bir şey aslında. Devam edecek onlar da. Sonra hepsini toplayacağım Neşe. Bir daha göstermeyeceğim bu arada. Ya belki birileri bir şey isterse olabilir. Ama bir daha bir sergisi olmayacak büyük sergisine kadar. Belki ufak tefek sosyal medyamdan, anlık fotoğraflarından falan sürecin. Büyük sergide toplamda 25 parça civarı bir işle, fotoğraf, video, günlükler ve bir şey tasarlıyorum ortaya, söylemeyeyim. Sensörlü bir şey. Bilen biliyor. O Nemfin hikayesini anlatacak insanlara. Siz yakınına girip uzağına gittikçe o ses çıkaracak. Benim boyumda bir nesne tasarlıyorum. Ne olduğunu söylemiyorum. Neden ismi? Ha? Neden ismi? İsmi neden koyuyorlar? Nemf mi? Nemf süperisi demek. Abi. Bu bir süperisi. Lamp aynı zamanda da barışıklı. Yok, Nemf. L gibi mi anlaşılıyor? Demek ki dilim kurumuş, su içeyim. Nemf, ne ile? Süperisi demek. Ama laf anlamanız da güzel. Bağışıklığı çok güçlü bir karakter. Ondan da olabilir. Süperisi demek. Bu denizde yaşayan bir süperisi ama. Nemf genel süperilerin adı. Nehirde de yaşayabilir, gölde de yaşayabilir. Bu denizde yaşayanı demek. Böyle. Yani bu çok duygusal benim için. Çünkü
O QR kodu dinlerseniz duyacaksınız soruları. Yani şehirde mesela bu karakter nerede uyuyor, ne yiyor? Gerçekten böyle bir şey de var. Üçüncü sayfa haberi olacak yanı da var olayın, acıklı yanı. Bu bilerek var. Böyle olması gerekiyor. Karakter de bunu yaşıyor, hayat da öyle. Ama onların nasıl üstesinden geliyor, nasıl iyileşiyor? Ve ben de merakla bekliyorum acaba Galata Port'a ulaştığında evine gidebilecek mi? Benim için de Muğlak mesela son kısmı. Çünkü Galata Port'a bağlı. Gidemeyebilir tabii, bilmiyoruz ama göreceğiz. Başka soru vesaire var mı? Var, ben de sormak istiyorum. Beşiktaş soruyor. Beşiktaş olarak değil de, sinema disipliniyle bir şeyler üretmiş birisi olarak soruyorum. Çok güzel. Çünkü bizim tanışma vesilemiz de aslında düşünün festivalinin açılışına bir performans çalışmak içindi. Mesela bak bu bir iş önerisiydi. Sen sormuştun ya bana. O da şöyle bir film festivaliydi. Sinema ve psikolojiydi. Başlığı alt teması da, festivalin teması da yeniden doğanlardı. Evet. Bununla ilgili iletişim yapmaya başladığımızda sen bununla ilgili ne yapabilirim diye beni iletişim kurdu, konuşmaya başladı. Ondan sonra tüm işlerine baktığımda, ondan önce zaten bildiğimizi biliyorduk ama bugün de şimdi konuşunca bir kere daha pekiştim. Aslında bildiğim bir şey soruyorum ama insanlarla paylaşmak için burada. Ölümün kutlanması meselesinde doğumun gelişiyle ilgili bir ardıl durum olduğu için bir süreç kutlaması durumu aslında ya. Dolayısıyla aslında belki de bütün bu işlerde benim gördüğüm o, sen de ışık vuruyor diye böyle yapıyorum. Gördüğüm o. Aslında ölüm yok. Sürekli bir yeniden doğum var. Tabii. Bunu düşünerek mi üretiyorsun diye hiç sormadım ama. Yeniden doğum, çünkü o az önce zaman zaman hayatta düştüğümüz ve kalktığımız yerlerden bahsederken de metafor olarak yine bunu kullanabiliriz. Tabii. Ölümümüz yeniden doğarız aslında. Böyle bir motivasyonla mı düşünüyorsun? Genel olarak yaşarken de, üretirken de. Baştan şöyle diyeyim. Beşiktaşlı'ya tanıttım. Ama Armağan aslında daha önceden Kızılay'ın yaratıcı direktörüydü, kreatif direktörüydü ve bir sürü çekilmiş filmi var. Vaktiniz olsa izleyin. Çok güzel, hatta ödüllü bir filmi de var. Hatta ilk projesi kız kardeşini çekerek çektiği bir filmi var. Çok çok önemli. Hem açık söyleyeyim, hem kardeşini güçlü göstermen, hem sosyal sorumluluk olarak ve zamanında böyle bir durumdan bahsedebilmen. Belki sen söylemek istersin onu daha sonra insanlara sorarlarsa. Biz aslında Beşiktaş çok sonradan eklendi. Zaten yeni oldu. Kendisi de Beşiktaş. O geyiği işini yani. Tamamen o sinema, tekrar doğmak, yaşam, hayatla ilgili konuşarak başladı tanışıklığımız. Ben şuna çok inanıyorum, içten inanıyorum. Demiştim ya, 100.000 şey gelebilir başınıza. Gerçekten çok korkunç hallerde kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızın hepsi dağılabilir, işiniz çökebilir, herkes gidebilir. Fiziksel olarak da çok kötü bir halde olabilirsiniz. Ölümün kıyısına da gidebilirsiniz. Tekrar geldiniz mi? Döndünüz mü? Uyandınız mı ya da sabah? Devam mı ediyor? Yeniden doğuyorsun. Ne demek bu? Benden bir şeyler kopuyor. Mesela bir takım arkadaşlarım gidiyor, kopuyor. İşim kopuyor, sevgilim kopuyor, ailem kopuyor. Ama yerlerine başka bir şey geliyor. Artık ben başka biri oluyorum. Bunu fizik boyutunda da şöyle açıklıyorum. Şu anda buradaki herkes ve her şey evrendeki eş zamanlı dağılıyor parçacık fiziğine göre. İçimizden 1.000.000 yıl önceden bir kuark geçiyor. Ve o bize bir şey aktarıyor. Ama çok derin arkeik hafızada olduğu için tanımlamakta zorlanıyoruz. Aslında her şey dağılıyor. Her şey parçalanıyor. Anda bir sürü yeniden inşa alıyor. Motivasyonum bunun gerçekten her an tekrar tekrar var olmak olmasına inanmakla ilgili hayatta. O yüzden şeye çok inanıyorum mesela. Dünyanın kendini onaracağına, şu an çok yaralı olduğunu düşünüyorum. Bu çevresel problemlerden ama onaracağına inanıyorum. Ve bu onarım sürecinde de ona zarar veren insanın da çok mütevazı olmayabilir ona karşı. Buna da inanıyorum mesela. Çünkü her şeyin yeniden var olacağına inanıyorum. Yani dengeyi koruyan her şeyin bu arada. Dengeyi bozanların tekrar var olacağına inanmıyorum açıkçası.
böyle bir motivasyonum var doğumla ilgili. Biraz da şundan da sordum. Aslında bir öncesinde de tanışmanın kendinden bahsetmek için söylemiyorum ama senin bunu söylemen için söylüyorum bunu. Bundan bir buçuk senede ben ölümü deneyimledim. Bir trafik kazasında ve sonra yeniden doğum başladı. Tabii düzeni değişti. Bir sürü şey değişiyor. Kafa çalışma şeklinde değişiyor. Her şey değişiyor. O süreçte senin işlerine bakarken o yeniden doğumda beni kolaylaştıran şeyleri bu işlerde gördüm. Yazılarında da, performanslarında da. Dolayısıyla bu da iyileşme diyelim. Hani ölüm deneyimlemeye iyileşme diyelim. Sonra yeniden doğumda iyileşme diyelim. O iyileşme sürecinde senin keşfettiğin ve senden yansıyan şeyler benim iyileşme sürecime de katkı sağladı. Ya teşekkür ederim. Sağ ol. Bunu burada ifade etmeyi şundan istedim. Hani insanlar yani buradaki arkadaşlarımız da bakıyor işlere. Buradaydı, biz dinliyoruz seni. Böyle bir misyonla hareket ettiğini düşünerek söylemiyorum. Ama buna da katkı sağlıyorsun. Ya teşekkür ederim. Çok samimi bir şey söyleyeyim aslında. O zaman hazırsan bunu açtın. Bu ölüm vesaire meselesiyle ilgili. Ben İşlerimi yapıp biriktiriyordum ya, hepimize yer var seriyim falan dedim. Yalnız 2016'ya kadar bir galeride vesairede yapmamıştım ya bunu, böyle bir tanımlanmış sanat alanında. Ben bu işi yaptım, bir sene yaptım. Sonra ben 2016'nın sonunda 4 gün yoğun bakımda kaldım. Gerçekten ve hiç hatırlamıyorum 3 gününü. Çok ağır bir süreçti benim için. Ve beni tanıyanlar bilir, unutmam hiçbir şeyi. Yani bu mekana girdiğimizde başından sonuna tararım. Öyle bir hafızam vardır. Her şeyi, yerleşimini, niye yerleştirilmiş, isimleri. Ama öyle bir tanımlayamadığım, unuttuğum bir zaman var gerçekten hayatta. Çok şükür gerçekten o kadar iyiymiş ki doktor çok sevmem, çok önyargılı bir insanım. Çok iyi baktılar bana. Cerrahpaşa'nın dahiliye yoğun bakımında. Ve sonra ben işlerimin çalışma pratiğini değiştirdim. Ve o süreçte neyi gördüm biliyor musunuz? Çok samimi. Çok yakın arkadaşlarım siktir olup gittiler mesela. Niye? Siz düşüyorsunuz çünkü. Böyle konuşuyorum, bakmayın. Böyle oldu süreç. İşiniz zedelendi. Çünkü tam işlere bir sene olmuş başlayalı bir sanatçı olarak. Kim senin hastalığın vesaire duygu durumunla ilgilenir? Ben tekrar yazıyla çok ilişki kurdum. Zaten kuruyordum. Günlüklere daha da devam ettim. Ve işte o noktada kesin başlığım oluştu. Ben dedim, onarım süreçlerimizle ilgili çalışacağım dedim. Yani aslında onarımı bu yüzden çalışıyorum. O yüzden dedim ya, kendim, kolektif belek. Evet, böyle bir derdim vardı ama o süreci yaşayana kadar yoktu. O yüzden çok, mesela her gece yatarken şükrediyorum. Çünkü yaşamaya devam edebildim. Bir sürü şeyle karşılaştım. Bakın ne güzel, bugün gelmişsiniz, burada beni dinliyorsunuz. Ne kadar kıymetli hissettiren bir şey. Böyle bir durumu oldu o hastane sürecinin de. Yani hayat daha farklı yönlere gitti. Ben bazı şeyleri bıraktım. Başlığım onarım oldu. Daha fazla işlerimi interaktif kurmaya başladım. Bu çok iyi geldi. Bunu işlerimde sezebiliyorsam bir yandan çok mutlu oldum. Çünkü metinlerde kullanıyorum aslında bir doğmak, iyileşmek, onarım, hafıza, tekrar hatırlamak, o günleri inşa etmek üzerine diyorum. Bu konuda bana bitkiler de çok yardımcı oluyor. Gündemde bitki çayları içiyorum. Hep içerdim. Şimdi daha düzenli yapıyorum. Çünkü dediğim gibi anneannem pagan ve bu tarifler bizde vardı. Size de tavsiye ederim. Onarım için iyi geliyor. Yani biraz dediğim gibi aslında süreç. O hastane süreci, evet, yalan değilmiş ya. O ışığı gördüm diyor ya millet. Işığı görmedim ben. Bir şey görmedim de yani. Işık falan hatırlamıyorum. Ama işler değişiyormuş. Biraz karakteriniz de değişiyormuş. Hayata başka bakabiliyor musunuz? Ya ben yeni 30 yaşında oldum ama zaman öyle akmıyormuş. Bir takım şeyleri yaşadıktan sonra. Ama şu an çok iyiyim yani. Grip bile olmuyorum. Merak etmeyin. Sağlığım çok yerinde. Şükürler olsun ki. Başka sorusu olan var mı? Yok mu? Kapatalım mı? Yavaş yavaş saat ilerledi. Açtı. Çok soru geldi. Ya çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok güzel oldu. İşlere bakabilirsiniz, QR'a bakabilirsiniz. O ses kaydını boş zamanınızda dinleyebilirsiniz. Siz nasıl okutuyoruz? Ben teşekkür ederim.